CHP Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin ve Mehmet Güzel Mansur, Akdeniz Tüccar ve Sanayici İş İnsanları Derneği ATSİAD'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdiler, iş insanlarıyla görüş alışverişinde bulundular. ATSİAD Başkanı Yusuf Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan CHP'li vekiller Şahin ve Güzel Mansur, siyaset konuşmadılar, hizmet ve proje merkezli bir sunum yaptılar. İktidar, muhalefet vekillerinin bir arada Hatay'ın menfaatleri doğrultusunda çalışmaları ATSİAD üyelerinden büyük takdir topladı. ATSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yılmaz, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin Hatay'ın geleceğine katkı sunmak adına birlikte hareket etmelerinin memnuniyet verici olduğunu belirtirken, dernek üyelerinin kurduğu ATSİAD AŞ'nin yakında bir yatırım müjdesi vereceğini söyledi. Dönem başkanıyım. Yönetim kurulu 11 kişiden oluşuyor. 95 üyemiz var. Bizim Arsuz İskenderun ağırlıklı olmasına rağmen Payas 4 yıl da üyelerimiz var. Bu bölgenin çok kaliteli iş insanlarını bir araya getirip hem kendi aramızda iş gücümüz arttırma hem de sosyal projelerde biraz bütçemize göre yardımcı olabilmek için bu yola çıktı. Ve biz bunu biraz daha yukarıya taşıyabilmek için ne yapıyoruz diye düşünürken benim başkanlığım zamanında yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber sadece üye olmak koşuluyla 38 kişilik bir şirket kurduk. ATSİAD AŞ olarak bir şirket kurduk. ASİAD AŞ'da başkanımız Sayın Başımız abi, orada da 9 kişilik ayrı bir yönetim var. Yakında tüm kamuoyuna duyuracağımız çok önemli, güzel bir projemiz var. Reis bir imza atılmadan çok açıklamak istemiyoruz. İnşallah onu da yakın zamanda açıklayacağız. Yani işte bu şirkette, bu dernekte, bu güç birliğiyle, bu bölgede güzel işleri yapalım, birlikte güç olalım, güçlü bir lobi oluşturalım. Evet, bizlerin temsil edecek insanlara da en azından ileride bir katkımız olsun. Bizim de sesimizi dinlesinler, duysunlar istiyoruz. Bizim özellikle bunu önümüzdeki seçimlerde çok önemsediğimizi zaman zaman ortamda ben söylüyorum. Hiçbir şekilde hiçbir isim vermeden bölgenin insanı ve bu işi yapması gereken kalitli iyi yerlerde olan vekillerimiz, belediye başkanlarımızın bize temsil etmesini istiyoruz. Sizler bu konuda gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle seçimlerden önce herkes özetine takmıştı haklı olarak ama her taraftan bir sürü sözü aldık. Seçim bitti, herkes özetine çıkarttı, hep beraber çalışırız diye. Biz bu verilen sözleri gördük şu anda da, daha önce de diğer partilerden de arkadaşlarımız. Gerçekten siyasi kimliğini bir kere bırakmış. Birlikte çalışıyorsunuz. Bu bölge için bir şans. Hepinize ve burada olmayan vekillerime de ayrı teşekkür ediyorum. Bu bölgede biz de sebep olarak elimizden geldiğince üzerine göre düşerse sizlerle beraber olmayı istiyoruz. Bölge için bir nebze fayda bulursa ne mutlu. ATSİAD AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Sağır, bölge ekonomisini harekete geçirecek adımların atılmasını memnuniyet verici olarak niteledi ve sahil şeridinin turizm odaklı planlanması, düzenlemelerin yapılması halinde bölgenin turizm cazibe merkezi haline geleceğine vurgu yaptı. Biz şu anda yani Arsuz bölgesi çok fakir bir bölge. Bunu lütfen sizden ricam elemanın proje şeklinde... Mesela ben sunikoylar yapmasını istiyorum. Teknelerin bağlanabilmesi için. Arsuz'da yaratılabilir. Dağda dikine yaratılabilir. Çok güzel. Bunu bariyle böyle kepçeyle mepçeyle alıp sunikoylar yaratabiliriz. Çok güzel. Gelsin tekneler bağlasın. Yatlar matlar neyse. Doğru düzgün koyumuz yok bizim. Elimizde çok güzel bir alan var. Yani büyük bir alan. Mesela bizim Arsuz, Rosus. Arsuz'un adı. Rosus Gülden. Gülden Gülcan. Bu memleketin önceki tarihlerimizde Gül memleketiymiş burası. Gülün en güzel yetiştiği yer. Ben o koyları yaparım. Koyların üstünden de saldım saldım gülleri sarkıtırım teknelerin duracağı yere. Şimdi lavanta ekiyor Sayın Belediye Başkanımız Asaf Bey. 20 dönümlük bir yer aldı. Burası lavanta ve gül konusunda İklimi en uygun yer. Katma değeri yüksek. Endemik bitkilerin yetişmesi gerekli. Biz gülü geliştirmeliyiz. Kaymakamla görüşme yaptım geçen gün. Dedim ki üçte birini bana, üçte birini kaymakam bey size, üçte birini de Asaf Bey'e yazın. Kaç tane hane varsa o kadar buraya özgü tek tip bir gül. Siyah gül, beyaz gül neyse yetiştirip şey yapalım. Evlere dağıtalım.
Herkes kapısının en dış kısmına, bugün neresi? Apartmanın en dışına. Ama Arsuz'da her evde bu gül olsun. Bu bizim eskiden bildiğimiz şu şey, küpeli çiçeği deriz. Adı sizde nedir bilmiyorum. Saksılarla balkonlara asılması için yok, küpeli. Böyle küpeli deriz, bordo bir çiçek var. Onu kaymakam dağıtacak mesela. Bir şeyler yapmaya çalışıyor orada. Evet, kaymakam çok şeylerle alakalı. Tarihi dokularının çıkartılması lazım. İnanılmaz. Arsuz öbür tarafa gittiğimiz zaman her yer tarihmiş duruyor. Bu şehirde, Hatay'ın neresinde olursanız olun, 5 metre kazın, yeni bir şey çıkartıyorsunuz. Yine bir 5 metre. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, Hatay'ın gelişmesi, ticari olarak büyümesi, yatırım yapılması ve işsizliğin çözülmesi üzerine yoğun çaba içerisinde olduklarını vurguladı. Seçimden seçime girmek istemiyorum. Daha önce biliyorsunuz seçimden önce gelmiştik. Hem hazine seçimlerinden önce hem baş seçimlerinden önce. Sağ olsun misafirlerinizi göstermişsiniz. Ama aynı paydadayız. Bizim ortak paydamız Hatay. Hatay'ın sanayisi, Hatay'ın iş adamları. Herkes burada ekmek veriyor, bir sürü insana. Sıkıntılarımız var, sorunlarımız var. Sağ olsun Suzan abla da mecliste hep beraber bizim gelirdeki arkadaş kısmet abiyle birlikte Hatay'ın tüm sorunlarını hem dile getirmekte hem çözüm noktasında birbirimizle istişare edip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hatay'ın hiçbir zaman sorunları bu kadar dile getirilmedi. Çözebiliyor muyuz? Evet, bir kısmı çözebiliyoruz ama çözümümüzde çok sorunlar var. Sizin sıkıntılarınızı, sorunlarınızı hem bir buyu bir hem bir teşekkür ziyareti aslında, hem biz birbirimizi daha iyi yakın tanıma ziyareti. Ben tekrar başta başkanıma, tüm arkadaşlarıma, sevgili canlarım, hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Arsuz'un geleceğini olumlu yönde etkileyecek Arsuz Samandağ yolu, Hado ve Serin Yol Madenli yolu, İskenderun Taş Ocakları mevkiinin ağaçlandırılması, 10 milletvekilinin Hatay için el ele vermesi, Amanos Tüneli ile ilgili olumlu gelişmelerle birlikte İskenderun'da lojistik köy kurulması konularında açıklamalar yapan Vekil Suzan Şahin, tüm bu gelişmeler ışığında Hatay'ın gelişmesi, büyümesi için çalışmalarının sürdüğünü anlattı. Ben bu derneğin varlığından güç alıyorum. Buradaki arkadaşlarımın her biri en az bizim kadar, bir siyasetçi kadar ülke gündemini ve il gündemini, İskenderun gündemini, Arsuz gündemini, bölgesinin gündemini çok iyi bilen, çok yakından takip eden ve hatta çok güzel fikirleri olan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Onlardan, yani sizlerden güç alıyoruz. Biz de elimizden geldiğince nefesimizi sese, sesimizin çığlığa dönüştürmeye çalışıyoruz. Sizlerin sesi olarak mecliste, bürokratlar arasında, işte valiyle, kaymakamla, belediye başkanlarıyla, mecliste, bakanlarla bir araya gelip Hatay'a Türkiye'nin 7. büyük vergi veren ili olarak hak ettiği yatırımların gelmesi için çaba harcıyoruz hep birlikte. Zaman zaman özel, zaman zaman genel, birçok kez sorunlarımızı dile getiriyor. Taleplerimizi yineliyoruz. Yinelemekte devam edeceğiz. Oluncaya kadar da peşinde olacağız. İnançlıyız. Bir takım güzel adımlar attığımız, güzel adımlara geri dönüşler de var. İşte bütün sizler de takip ediyor olmalısınız. Mesela hayallerimizde olan bir HADO hayata geçmek üzere. Bu bizim için çok önemli bir şey. Ama İskenderun'da, ama Arsuz'da. Neticede Arsuz'da olmasının Arsuz'a getirdiği bir takım artılar olacak. Nasıl? Madenli Serin Yol yolunu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız açacak. O zaman havayolundan çok kısa bir şekilde havayolundan Hado'ya, Hado'dan havayoluna gidişler sağlamış olacak. Biliyorsunuz valinin bütçesinden Arsuz Samandağ yolu gerçekleştirildi. O da çok ciddi bir hizmet olacak bizim şeyimize. Yalnız o yolun 26 kilometresi biliyorsunuz valilik tarafından yapıldı. Kalan 6 kilometre Konacık bağlantısı kaldı. Oradan Kaleköy'ün üzerinden çıkılarak bağlantı kurulması isteniyor. O çok zor, hatta o 26 kilometrelik yolun hiç kullanılmaması ya da boşa gitmesi anlamına gelen bir sonuç verecekti. Onun için biz ciddi çaba harcıyoruz. Hem belediyemiz hem Büyükşehir Belediye Başkanımızla keşif yaparken Vali Bey'den rica ettik ama orada değiller. Sık sık Hüseyin Yayman ve diğer
milletvekillerimiz burayı büyükşehir yapsın diye baskı yapıyor. Fakat İsmet abiyle biz geçen defa, Mehmet abi o hafta yoktu, Ulaştırma Bakanı'nın bir kahvaltısını zorla kendimizi davet ettirdik. Yani ben ettirdim. İsmet abi zaten komisyondaydı. O davet sırasında bu 6 kilometrelik yolun yatırımını da büyük %90 itibariyle kopardık sayılır. Talimat vereceğini söyledi. Bu hafta gittiğimizde de arkasında olacağız gibiden. Bu otobanı başardık birlikte. Bu arada biz güzel bir şey yapıyoruz Hatay için. O da şu, bu dönemin milletvekilleri, yani biz şanslıyız hem sizler şanslısınız, Hatay şanslı. Bu dönemin milletvekilleri artık siyasetin Hatay için ayrı ayrı yapılmasının Hatay'a bir kazanç getirmediğine inandı. Ve bu inançla biz muhalefet iktidar milletvekilleri Hatay'ın âli menfaatlerinde ortaklaşmayı, ortak mücadele etmeyi, sık sık bir araya gelmeyi, sorunlarımızı masaya yatırmayı, hatta komşu illerimizden gerekirse bu konuda güç almayı başarıyoruz. Mesela bir serbest bölge meselesi, lojistik köy meselesi, Hassa Tüneli konusunda. Hassa Tüneli'ni bütün Hatay'ın milletvekilleri, muhalefet, iktidar her aşamada dile getiriyoruz. Belli bir aşamaya da gelindiğini biliyoruz. Bu konunun Antep ikilisi, Maraş'ı, Urfa'yı ve bölgeyi ilgilendireceği için o civar illerin milletvekilleriyle de ortaklaşmayı deniyoruz. Onlarla da bağlantılar kurduk. Onların lobisi de gidiyor. Bakanlıklar da baskı yapıyor. Bu Avanos tünelinin %60, belki de diğer bölgeye %40-30 bize menfaati sağlayacak. Aslında açılım Hasan'dan sonraki bölgeler için olacak. Onlar da bizden daha fazla bastırıyor. Bu konuda yatırım konusunda bütün şeyler tamam. Bakanlık konuya sıcak bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da onaylamış falan konumunda ama biliyorsunuz ülkenin geçtiği bu ekonomik darboza bütçesi, yani kasamızda, hazinemizde para yok. Yatırım yapacak bir başkasını, bir yatırımcı bulmadan maalesef devletimiz bir çöp dahi alabilecek konumda değil. O yüzden de bir İsviçreli yatırımcıyla konuşuyorlar. Belli bir aşamaya gelinmiş. Yani oldu olacak gibi, inşallah o tamamlanmış olacak. Ben de yakından takip ediyorum. Antep milletvekilleri arkadaşlarımız da bu İsviçreli yatırımcıyla direkt bağlantılar kurduklarını söylüyorlar. Bunları duyuyoruz. Yakından da takip ediyoruz. Onun bir lojistik köy olmadan olmayacağını biliyorum. Sayın Ulaştırma Bakanı da özel sohbetimizde de o kahvaltıda lojistik köy olmadan Avanos Tüneli'nin bir manası olmayacağını kendisi de dile getirdi. Beraberinde bir lojistik köy mutlaka İskenderun'da kurulacak. Ayrıca İskenderun'da demir çeliğin endüstriyel bölge olma konusunda bir girişimi var. Bakanlıkta, yani demir çelik kendisine endüstriyel bölge ilan edip aslında buna sıcak bakıyor muyuz? Demir çelik açısından iyi olabilir ama bölgemiz beldeleri açısından ekonomik açıdan belediyelere ciddi kayıplar sağlayacak. Özel sektörün mesela bir emlak vergisi bile 700 milyar lira civarında. O kadar düşünün, yani bu kadar mesela Payas Belediyesi'nin böyle bir geliri olmayacak ya da Büyükşehir'in böyle bir geliri olmayacak. Ama endüstriyel bölgede yatırımları daha hızlı gerçekleştirecekler. Bu bakımdan da büyük yatırım planları var. Yeni yeni yerler aldılar demir çelikte. 40 dönüm, 50 dönüm Payas'ın civarlarından. Yeni bir çelikhane, yeni yatırım projeleri var. Genişlemeyi düşünüyorlar. Bu bizim açımızdan sevindirici zaten sanayi bölgesi olmamız dikkate alırsak. Ayrıca hava temizliği, yani filtreler vesaire konusunda da çok ciddi baskı yapıyoruz. Hava, su, çevre temizliği konusunda itinalı davranılması için. Bunun için yeni uygulamalar getirilmesini bekliyoruz. Takipçisiyiz arkasında, sürekli bulunduruyorum. Özellikle İskenderun'dan yerdeki bölgelerde, Karayılan, Sarıseki, Denizciler, Payas'ta nefes alınacak durum kalmadı. Gürültü, hava kirliliği, su ve doğal ekolojik dengenin bozulması konularında çevreci bir tutumla yatırımların genişlemesini istiyoruz. Buna özen gösterilmesini arzuluyoruz. Bunun için de gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Bu taş ocakları var biliyorsunuz.
şehrimizin kötü görüntülü taş ocakları. Bu taş ocaklarıyla ilgili de valilikle irtibat halindeyiz. Süreleri bitti taş ocağında bulunan şeylerin. Kanun gereği onların ağaçlarını dikip bırakmaları, yani eski haline getirip bırakmaları lazım. Kel kel bıraktılar, onun takipçisiyiz. O ağaçları diktireceğiz illa. Yani ağaçlar dikilip öyle bırakmaları gerekiyor. Kanun böyle. Bu şekilde onun da takipçisiyiz, bilmemizi isteriz. Sonra bir otoban konusunda bir girişimimiz oldu. Otobanda Gözene, yani Osmaniye'den İskenderun'a kadar otobanın ücretsiz olması için bir çaba harcadık hep beraber. Payas'la İskenderun arası oldu. Erzin'le Payas arası yoktu yani Osmaniye'yle. Yine o kahvaltıda biz İsmet abiyle bastırdık ki, dedi ki bu olmaz çünkü orayı 5. teşvik bölgesi yaptınız. Limanların, işte sanayinin, lojistiğin gidip geldiği bölge ve bu konuda nakliyatçılar çok sıkıntı da trafik yoğunluğunu artırıyor alt yol konusunda. Bu yüzden de bunu bir an önce düzeltin. Onun bir atlama olduğu, aslında öyle yapılması gerektiği ama atlama olduğu düzeltileceği söylendi. Onu da buradan müjdelemiş olalım. Ama bize yine Mehmet abi de şimdi bahsedecektir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konularda bir, yani siyasilerin yapması gereken bazı şeyleri hepimizden önce bazen öncülük yaparak yapıyor. Mesela bu 5. teşvik bölgesini biliyorsunuz. Sayın Mutlu Savaş burada 500 bin imza topladı. Yine serbest bölge meselesini dile getiren bir Büyükşehir Belediye Başkanımızdı öncelikle. Lojistik köy meselesinde bu konuda ciddi araştırmalar yapılıyor. Büyükşehirimizde Hatay'ın gerçek değerlerini, yerüstü, yeraltı, bitkisel, yani her türlü florasına varıncaya kadar değerlerini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bilimsel araştırmalar yapılıyor bu konuda, endemik bitkiler konusunda, kültürel, tarihi ve hatta şöyle bir şey de söyleyeyim, bundan çok büyük gurur duyuyorum. Aslında Kültür Bakanlığı'nın yapması gereken bir takım şeyleri Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız kazınları yaptı. Erzin mesela arkeolojik kazısını Büyükşehir finanse ediyor. Çok onur verici şeyler bunlar tabii ki. Bu anlamda turizm açısından da gelişmesini sağlamak istiyoruz. Bunun için de ulaşım ağlarının özellikle iyi kurulması gerekiyor. Hava yollarının, destinasyonlarının arttırılması, ayrıca uçak saatlerinin buraya birinin sabah gelip akşam dönebileceği konuma getirilmesi, hemen hemen her yerden bir uçakla gelebilmesini sağlayacak. Vali Bey de bu konuda çalışma yapıyor. Türk Hava Yolları'nın uçak sayısının az olduğu, bazı uçakların arızalı olması bakımından seferlerde zorluk yaşadıklarını söylüyorlar. Başka, yani Türk Hava Yolları değil de Pegasus vesaire gibi ilaveler yapılması konusunda bir çalışma var o yönde de. Otobanın buradan Antakya'ya kadar uzatılması konusu gündemde. Yani ısrarla şey yapıyoruz ama bu yatırımı yapacaklarının doğrusu ben sanmıyorum. Demiryolu ağı, mesela biz master plan içerisindeymiş. 12 ilden biriydik. Ta bu yıla kadar. Bu yıla kadar 2010 yılında master plan içerisinde demiryolu ağında Hatay'ın da adı var. Ama bu yıl bu plandan biz çıkarıldık. Neden çıkarıldığımızı anlayamadık. Bunu sorguluyoruz elbette. Demiryolu ağı, hızlı tren, bizim için de Samandağ, Reyhanlı bölgeye kadar ilerlemesi gerekir. Orada bir ova var. Yani ciddi anlamda tarımın çok yoğun yaşam olduğu bir yer. Demiryolu ağının oraya da gitmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunu da bastırıyoruz. Mesela Adana'dan Maraş üzerinden döndü gene. Niye döndüyse. Israrla şunu dile getiriyoruz. Sizden de yardım istiyoruz hepimizden. Şöyle ki, hani biraz önce söyledim, nefes verirseniz ses olur, ses verirseniz cılık olur. Biz bu iktidar muhalefet birlikleriyle birlikte şunu da sağlamış olduk. Muhalefet iktidar milletvekili bir araya gelince bürokratlar da çekilmiyor. Onlar da bürokratlar da bu şeye katılıyor. Sonra iş adamları çekilmiyor. Diyorlar ki nasıl olsa birlikte hareket ediyor, iş adamları da katılıyor. Bu konuda hani sizlerin de desteğinize her zaman ihtiyacımız var. Bir araya gelerek baskın bir istek haline getirmek. Bu konuda bürokratları zorlayabilirsiniz, valiyi bizim dışımızda. Biz de birleştirmiş oluyoruz. Kaymakamları, belediye başkanınızı, yani biliyorsunuz Fatih Kemik
Fatih Bey'den bu halkın başka bir beklentisi var. Sayın Fuat Dostcan'ın varlık yönetiminde işte yatırımları buraya daha kolay getirebilir dediği şeyimiz var, beklentimiz var halk olarak. Bu beklenti karşılık da bulmalı. Bunun baskısını basın olarak, iş adamları olarak, siyasiler olarak hepimiz yapmalıyız. Her yoldan, nereden olursa. Kısacası hakkımızı istiyoruz. Biz 7. büyük vergi veren iliz. Yıllarca en büyük vergi veren il olarak ilk 3 sıralarda falan yer aldık ama 56. sıranın üstünde yatırım almadık. Bizim vergilerimizle neden Konya'ya, neden Kayseri'ye, neden Malatya'ya, neden Antep'e, neden bir başka ile yatırım yapılsın? Belli şeyler olabilir. Mesela bazı dengeler vardır. Doğudan az vergi alırsınız. Orası düşük vergi verir ama daha çok hizmete ihtiyacı var. Onu anlarız. Ama siz 7. sırada vergi verdiniz. Hadi 3'ü buna gitti 10 oldunuz. 3'ü şuna gitti 13 oldunuz. 56. da olmaz ki kardeş. Yani bu da adaletsizlik. Sayın Mehmet Güzel Mansur abi bir gün kürsüye çıktı. Adaletsiz, Hatay'ın adaletsizliğinden bahsetti. Siz bu adaletsizliği giderin diye hemen hemen her cümlesinde Hatay'a öksüz evlat, sahipsiz gibi davranıyorsunuz. Sizin bu adalet nedir? Adalet budur, adalet şudur diye tek tek buradaki eksikliklerimizi söyledi. Ben her şeyi anlatmak istemiyorum. Çünkü Mehmet abi de bir şeyler mutlaka söyleyecekti. Biz her sektörle ilgileniyoruz. Özellikle o ticaret erbabı bu işin içerisinde. Daha çok buradaki nakliyatçıların, dış ticaretin, kamyoncuların, tırcıların, Yayladağ kapısının falan bütün taleplerini Mehmet Güzel Mansur çok sıklıkla basın açıklamasıyla, televizyon programlarıyla ve meclis kürsüsünden dile getiriyor. O da birazcık oradan bahsetmeli diye düşünüyorum. Ama biz emin olun en ufak ayrıntıya kadar her şeyle bu şehrin ilgileniyoruz. Mesela istenir şey yapacak, ne onun adı, endüstriye bölge ilan ediyor. Bu konuda da olur vereceklermiş. Varank'tan randevu aldım, gideceğim. Yani diyeceğim ki ben kokusunu sürün 72'den beri kalbimin ortasında demir çeliği taşıdım. Hastalıklar için tazminat açmadım. Mutlaka sadece demir çeliği değil, oradaki bütün sanayi sektörünün şeyi var. Ama artık bizim Payas'ta yaşayan insanlarımızın çoğu astımlı, çoğu kanser, çoğu başka başka sorunlara tabi. Bunu ben şuradan biliyorum. Her cuma babamın mezarına giderim. Orada bir faraş var benim. Kutunun içerisinde bir de Arap sabunu. Faraşla emin olun bir böyle bir kiloluk kovanın yarısına kadar süpürdüğünde demir cingili çıkıyor. Düşünün en aşağıdaki o fabrikalardan dağın eteğindeki mezarla demir cingilleri gidiyor. Süpürüyorum bunu ben. Bunu görüyorum. Onlar gelirken vücudumuza ama bu sadece demir çelik, sadece o, sadece bu diye bakmıyorum. Genel olarak bir sanayi bölgesinde yaşıyoruz. Fakat daha çevreci, daha sağlıklı, yani üretimde daha teknolojik, daha insan hayatını düşünen bir şekilde yapılandırılmaları gerektiğini söylüyoruz. Bir kişiye de belki de mevcut işletmelerin içerisinde, ben bilemiyorum, teknik insan değilim, en doğru, en hassas bakımı yapan demir çeliktir. Ama demir çelik bizim bitişik komşumuz ve en eski arkadaşımız. Ondan o yüzden bir yatırım bekliyoruz. Şeyde de ciddi anlamda gelir konusunda da bu yılı kazançla kapattı. Bayağı bir karlılık ilan etti. O bakımdan da buraya bir polis evi, Payas'ta bir kültür merkezi arzuluyoruz. Böyle özel sektörden de bazı taleplerimiz oluyor. Zaman zaman sizlerden de oluyor. Sosyal projelerde mesela çok katkınız oluyor bize. Biz teşekkür ederiz. Arsuz'un kurulan derneğimiz, eğitim derneğiyle ilgili katkılarınızı biliyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum. Ziyaretin sonunda CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur'a ilk ziyaretinin anısına Atsiyat Başkanı Yusuf Yılmaz tarafından plaket takdim edildi. Ama diyorum ben bunu unutur muyum? Vallahi, evet. Mahcup oldum.